sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 3'ten 8'e kod çözücüleri inceleyeceğiz. Kod çözücüleri şöyle bir hatırlayalım. En basamaklı kodu, yani en basamaklı bir ikilik sayıyı temsil eden bilgiyi 2 üzeri n sayıda çıkış hattına çözen ve o bilgi doğrultusunda o hatlardan ilgili olan hattı seçen, aktive eden devrelerdi. Burada 3 girişimiz olduğu için 2 üzeri 3, 8 adet çıkışımız olabiliyor en fazla. Girişlere tek bir sayıyı temsil eden girişlere hangi sayı uygularsak çıkışta o numaralı hat aktive. Burada görüldüğü gibi. Örneğin 6 sayısını uygulayalım. 1'ler basamağı, 2'ler basamağı ve 4'ler basamağı. 2 ve 4'ler basamağında 1 olduğu için toplam 6 sayısını uygulamış olduk. Çıkıştan da 6 numaralı çıkış aktive ediliyor. Doğruluk tablosuna baktığımızda da aynı şeyleri buradan görebiliriz. Doğruluk tablolarını okumakta, okuyabilmekte kesinlikle fayda var. Çünkü bizim herhangi bir dijital elektronik bir lojik entegre için nasıl çalıştığını anlayabilmemiz o entegrenin veri sayfalarındaki, data sheetlerindeki doğruluk tablolarını okuyabilmemize bağlı. Doğruluk tablosuna baktığımızda da 8 tane giriş kombinasyonu, 2 üzeri 3, 8 kombinasyon, olası bütün kombinasyonlar ve her bir kombinasyonda da sadece bir tane çıkışın aktif olduğunu görüyoruz. Aktif 1'e göre çalışan bu devremiz için. Aktif olan çıkışın da girişteki ikili sayının karşılığı olan sıra numaralı data hattının olduğunu görüyoruz. 3'ten 8'e kod çözücü devreye baktığımızda aslında 2'den 4'e kod çözücüde de belirtmiştik. Her bir çıkışın girişlerdeki minterm'lerden birisine denk geldiğini, birisi olduğunu söylemiştik. Örneğin Q1 çıkışı A2 ve A1'in 0, A0'ın 1 olduğu durum. Yani A0 ve A1'in değili A2'nin değili veya tam tersi. A2'nin değili A1'in değili ve A0 şeklinde. Bu 2 üzeri 3, 8 kombinasyondaki bütün minterm'lerin her biri bir data hattından elde ediliyor. 3'ten 8'e kod çözücü entegre devresine örnek olarak 74-138 entegresini gösterebiliriz. Hemen inceleyelim. 3 tane yetkilendirme giriş var. Bunlardan 2 tanesi aktif 0. Yani 0 geldiğinde entegreyi aktive edecek şekilde. Bir tanesi de aktif 1. Üçüne de aynı anda gereken aktif seviyeleri neyse onların uygulanması lazım ki entegremiz kod çözmeye hazır hale gelebilsin. Girişleri, çıkışlarını etkileyebilsin. 3 tane girişi ve 2 üzeri 3, 8 tane çıkışı var. Çıkışları da Y0'dan Y7'ye kadar etiketlendirilmiş çıkışlar aktif 0. Evet, entegremizin çalışmasını simülasyon üzerinden inceleyelim. Giriş bilgisi olarak örneğin 3 bilgisini verelim. Giriş kodu olarak 1'ler ve 2'ler basamağı aktif. 1 artı 2, 3 kodunu uyguladık. Çıkışta 3 numaralı hattın aktif, sıfırla aktif edildiğini, diğer hatların da 1 olarak pasif seviyede kaldığını görüyoruz. Tabi burada entegremizin girişlerine gereken E1 enable yetkilendirme girişlerinden E1 ve E2'nin 0, E3'ün de 1 olduğunu kabul ediyoruz. Doğruluk tablosu okumak çok önemli. Hep bunu vurguluyoruz. Tekrar bakalım burada doğruluk tablosu bize neyi anlatıyor? Veri sayfalarındaki 74-138 entegresinin. Öncelikle E1 sütununa bakalım. E1 sütunu H ise, yani 1, pasif 1 seviyesinde ise, aktiflik için gereken 0 yoksa, diğer girişler ne olursa olsun çıkışlar pasiftir. Kod çözme işlemi yapılamaz anlamına geliyor. E2'nin bulunduğu sütunda da yine E2 pasifse, 1 seviyesinde ise, halbuki
sıfır gerekiyor. Diğer girişler ne olursa olsun çıkışlar pasiftir. E3'ün aktif seviyesi 0, şey 1 pardon. E3'e 1 uygulanması gerekirken 0 uygulanıyorsa entegre yine diğer girişler, diğer gerek yetkilendirme girişleri, gerek kod girişleri ne olursa olsun kod çözme işlemi yapmıyordur. Çıkışlar pasiftir anlamına geliyor. Ha, bu seviyelerin dışında asıl gereken yetkilendirme seviyeleri olan E1 ve E2'ye L yani 0 seviyesi, E3'e de H yani 1 seviyesi uygulandığı durumların tamamında kod çözme işlemi yapılır. Bu durumda A2, A1, A0 girişlerine bakılır. Bu girişlerde hangi seviye varsa, daha doğrusu hangi ikili sayı kombinasyonu oluşmuşsa 10 numaralı giriş aktif hale gelir. Burada da görüldüğü gibi örnek olarak H, L ve L şeklinde, yani 1, 1, 0, 0 yani 4 sayısı, 1'ler, 2'ler, 4'ler basamağı, 4 sayısı uygulandığında Y4 çıkışının aktif edildiğini bir örnek olarak görüyoruz. Evet, kod çözücülerin kullanımına 2'den 4'e kod çözücüde bir örnek vermiştik. Gösterge modüllerinin taranmasında kullanıldığını söylemiştik. Yine hafıza modüllerinde de bu gerek EEPROM gerek RAM modülleri olabilir. Bu modüllerin içindeki bellek birimlerinin ayrı ayrı seçilmesinde de yine kod çözücüler seçici olarak kullanılır. Adres hattının hafıza için gereken kısmı kadarı hafıza birimlerine direkt uygulanırken en yüksek ağırlıklı gereken miktardaki hattı ise adres hatlarının kısmı ise kod çözücü entegresine uygulanır. Kod çözücü entegresinde bu adres hattı kısmı çözülerek hangi bellek birimi seçilmesi gerekiyorsa veya hangi bellek biriminin adresi kod olarak uygulanmışsa çıkışta o hat aktive edilerek sadece o bellek birimi aktif hale gelir ve böylelikle o bellek birimine data yazılır ve okunur. Yani şuradaki 8 tane örneğin 8 tane bellek birimi için konuşacak olursak aynı anda sadece bir tanesi, hepsi aynı data yoluna, veri yoluna bağlıyken sadece bir tanesi chip select uçlarından aktive edildiği için sadece bir tanesi aktive olarak okuma ve yazmaya müsaade eder. Evet, bu uygulamamızda da 3'ten 8'e 2 tane kod çözücüyle nasıl 4'ten 16'ya kod çözücü elde edildiğini görüyoruz. Bunun için A0, A1, A2 girişleri ortak ve 3, 4 girişten en düşük değerlikli 3'üne bağlı. Bakınız. Yetkilendirme girişlerinden İkisi E1 ve E2 ortak olarak bağlı ve yetkilendirecek seviye olan 0 seviyesi direkt uygulanmış. Dolayısıyla aynı anda sadece birisi yetkilendirilecek şekilde kurulan bu devrede hangisinin yetkilendirileceğini en yüksek değerlikli giriş biti belirliyor. Bunun için de bu değer bir entegreye doğrudan uygulanırken E3 girişine, yetkilendirme girişine, diğerine değillenerek uygulanıyor. Bakalım simülasyon üzerinden. 0 verdiğimizde üstteki entegre aktifken, bakınız 1 verdiğimizde alttaki entegre aktif. Çünkü onun yetkilendirmek için ihtiyaç duyduğu bir değeri direkt uygulanmış oldu. Değil kapısı çıkışında 0 değeri oluşacağı için 1'in değil olarak üstteki entegre pasife oldu. 0'dan 7'ye kadar sayılar üstteki devre çıkışından 7'den sonraki bir sonraki sayı zaten 8. Bakınız 8'in 8 ve üstündeki sayılar da bu giriş sayesinde entegrelerin aktif edilmesiyle bir alttaki entegre çıkışından elde ediliyor. Basamak çıkış hatlarının değerleri de ona göre isimlendirilerek, yani ikinci entegrenin çıkışı da tekrar Y0, Y1, Y2 diye değil,
kaldığı yerden Y8, Y9 şeklinde adreslendiği için, isimlendirildiği için böylelikle girişten uygulanan 4 bitlik kodun doğru bir şekilde çözülerek uygun çıkış hattının aktive edildiğini görüyoruz. En yüksek değer uyguladığımızda da 15, 15. hattın aktive edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet, böylelikle 3'ten 8'e kod çözücü konusunda burada bitirmiş olduk. Başka bir sayısal elektronik dersinde görüşmek üzere, hoşça kalın.